İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın Kilikya Deklarasyonu'na ilişkin röportajı. Batı Ermenistan'ın Dersim'de maden çalışmaları başlayacak. Avrupa Birliği, Bertor, Laçin ve diğer bölgelerdeki düşmanlıklara son verilmesi çağrısında bulundu. İnsan hakları savunucusu, Azerbaycan uluslararası hukukun temel hükümlerini ihlal ederek herhangi bir talebini kuvvet veya tehdit kullanmayla birleştirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, son zamanlarda artan gerilim süreci Artsakh sorununun çözülmesi gereğini vurgulamaktadır. Batı Ermenistan'daki Kars'ın kızıl gökyüzü herkesin dikkatini çekti. Arman Tatoyan, sahte barışseverlik zehirle bizleri uyuşturmalarına izin vermemeliyiz. Hazari Ermenileri, demografik geçmişi yeniden oluşturma. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Western Armenia TV yayınında Kilikya Ermenistan'ının bağımsızlık bildirgesini sundu. Bağımsızlığın kaybına ve Ermenilerin yerlerinden edilmesine neden olan bir dizi önemli durumdan ayrıntılı olarak bahsetti. 1. Artsakh Savaşı'nda Ermenilerin birleşip sadece kendilerine güvenerek vatanın en önemli parçalarından biri olan Artsakh'ın kurtuluşu için savaşarak intikamlarını almaları sayesinde Kilikya'dan sonra öğrenilen derslere atıfta bulundu. Azerbaycan'ın son günlerdeki provokasyonlarına da değinen Abrahamyan, Ermeni tarafının mağdur ve yaralı olduğunu üzüntüyle dile getirdi. Batı Ermenistan'ın Dersim kentine bağlı Merksov köyünde madencilik faaliyeti başlıyor. Köylülerin verdiği bilgiye göre bir ay önce madenciler köylüleri ziyaret ederken birkaç gün önce de vali yardımcısı köylüleri ziyaret etti. Maden şirketi ve vali yardımcısı izin aldıklarını belirterek bunun yasal bir süreç olduğunu köylülere bildirdi. Siyanür ile altın arama ve ayrıştırma yapılacak ve siyanürden kaynaklanan atıklar ayrı bir çevre felaketine neden olacak. Köylüler sosyal medya sayfalarında eğer altın madenciliği başlarsa doğanın yok olacağını ifade ediyorlar. Batı Ermenistan, Türk hükümetinin işgal ettiği Batı Ermenistan topraklarında gerçekleşmesi beklenen çevre felaketi konusunda bir kez daha uyarıyor. Bu arada Batı Ermenistan'ın kaynaklarını aşırı kullanması, bazen sonuçları geri dönüşü olmayan bu çevre felaketini Türkiye'nin kasten organize ettiği izlenimi ediniliyor. Türkiye'nin yakın gelecekte Batı Ermenistan topraklarının gerçek sahiplerine yani Ermenilere iadesini öngörmesi ve denemesi muhtemeldir. Avrupa Birliği, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a Bertor ve temas hattının diğer bölgelerindeki askeri operasyonları durdurması ve müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyor. Avrupa Birliği'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, ne yazık ki bu çatışmalar şimdiden can kaybı ve yaralanmalara sonuçlandı. Gerginliği azaltmak, ateşkesi sürdürmek ve üzerinde mutabık kalınan bir çözüm bulmak için müzakere masasına dönmek çok önemlidir dendi. Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'da istikrarlı barışın ve istikrarın sağlanmasında gerilimlerin aşılmasına her zamankinden daha fazla bağlı olduğu da ayrıca belirtildi. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın askeri liderliğinden kışkırtıcı eylemleri durdurmasını ve barışçıl Ermeni yerleşim yerlerini bombalamayı durdurmasını talep ediyor. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan kendi Facebook sayfasında yazdığına göre 1 Ağustos 2022'den bu yana Azerbaycan tarafı Artsakh Cumhuriyeti'nin çeşitli yönlerinde, çeşitli kaliberlerde silahlar, bomba atarlar ve insansız saldırı hava araçları kullanarak saldırgan askeri operasyonlar yürütüyor. Artsakh Ombudsmanı Stepanyan, bütün bunlar Kasım 2020'den bu yana tarafların mutabakatı ile ateşkes sağlanması ve Artsakh halkının barışını sağlamak için Rus barış güçlerinin Artsakh'ta konuşlandırılması durumunda gerçekleşiyor. Bu, Artsakh'ta barışın gerektiği gibi tesis edilmediğini ve Azerbaycan tarafının şu veya bu konuda taviz vermeye zorlamak için her türlü fırsatı kullanarak bildirgede üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmediğini göstermektedir. Artsakh halkı haklarının korunması için
yine tek başına mücadele ediyor. Uluslararası medya dünyanın başka yerlerinde yaşanan çatışmalara bir an olsun sessiz kalmamakta, uluslararası kuruluşlar açıklamalarda ve tarifsiz desteklerde bulunmakta, fakat Azerbaycan diktatörlüğüne karşı onlarca yıldır doğrudan mücadele eden Artsakh halkı görmezden gelinmektedir. Uluslararası kuruluşların değerli meslektaşlarımız, sizin tutarsızlığınız, ihtilafı uzmanlık alanında tartışmaktan öteye gitmeyen eylemleriniz sonucunda Azerbaycan kendisini cezasız hissettirmekte ve her türlü küstahlığa başvurmaktadır. Böylesine açık bir çifte standartla öncülük etmek, siyasi çıkarlarla kör olmak, insanları ve haklarını görmezden gelmek mümkün mü? Diye yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Artsakh çatışma bölgesinde artan gerilim ve can kayıplarının eşlik ettiği askeri çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada özellikle şöyle deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Artsakh Dağlı Karabağ çevresindeki yoğun askeri operasyonların yanı sıra can kaybı raporlarını derinden endişelendiriyor ve yakından takip ediyor. Gerginliği azaltmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için acil adımlar atılması çağrısında bulunuyoruz. Gerilimdeki son artış, Artsakh Dağlı Karabağ ihtilafıyla ilgili veya ondan kaynaklanan diğer sorunların müzakere edilmiş, kapsamlı ve istikrarlı bir şekilde çözülmesi ihtiyacını vurgulamaktadır. Batı Ermenistan'ın Kars'ta gökyüzü kırmızıya dönüyor. Gün batımında Kars'ın en önemli bölgelerinden biri olan Karadağ Zirvesi'nin kızıl gökyüzü görenlerin ilgisini çekti. Gün batımı sırasında çekilen görüntüler, 40 kapılı şehir, Ani kalıntıları, tarihi Kars Kalesi, Kuzey Denizi Gölü gibi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çeken Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gün batımını bu zirveden izlemek tercih edilir. Eski insan hakları savunucusu Arman Tatoyan şöyle yazıyor. Azerbaycan'ın Artsakh'a yönelik bu agresif saldırıları ve Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan yolun kapatılması talebi, süresi 3 yıl olan yeni yol yapımı, yol planının karşılıklı mutabakatı ve yolun tamamlanması açısından 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın büyük bir ihlalidir. Ermenilere karşı nefret politikası yürüten böyle bir devletin durumunda nasıl bir barıştan, hatta niyetten veya hangi haklardan bahsediyoruz? Açıkça bu saldırılar sadece Artsakh Ermenilerine, Artsakh'ın yerli halkına değil, şimdi Ermenistan Cumhuriyeti'ne yöneliktir. Bugün iki Ermeni askerinin öldürülmesi ve bir dizi askerin sağlığına zarar verilmesi de dahil olmak üzere Azerbaycan'ın suçları tüm bunları doğrudan kanıtıdır. Ben sahte barışseverlik zehriyle bizleri uyuşturmalarına izin vermememiz konusunda ısrar etmeye devam ediyorum. Evet, barış en yüksek değerdir. Hepimiz barış istiyoruz, ancak barış sadece ana vatanımız ve varlığımız pahasına, hak ve onurumuzun sürekli ihlal edilmesiyle gerçekleşemez. Batı Ermenistan'ın Hazari köyü, şimdiki adıyla Anıl, Çemişgeze kasabasının kuzeyinde yer almaktadır. İdari sınırlar sıklıkla değişti, ancak Çemişgezek en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında Mamuret-ül-Aziz, Harpert eyaletine bağlı olan Dersim bölgesi ile ilişkilendirildi. Hazari, 1915 soykırımı başlayana kadar tamamen Ermeniydi. Köyün Surp Yerortuklu'nun adlı inançlılarla dolu bir kilisesi ve bir okulu vardı. Soykırım arifesinde nüfus zaten 400'e düşmüştü. 1923'ten beri Hazari nüfusu Ermenilerin kaybından hiçbir zaman tam olarak kurtulamadı. 2000 yılı Türkiye Cumhuriyeti nüfus sayımına göre Hazari'nin nüfusu sadece 85 kişidir. 42 erkek ve 43 kadın. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni ninni şarkısı Orur Asem adlı eseri sunuyoruz. Orur Asem hangist kenes Orur Anem muş muş anes
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.